Bu sure aynı zamanda okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman içindeki hayırlar ve bereketlerden dolayı melekleri dahi semadan aşağıya indiren bir suredir. Yani Usayd ibn-i Hudayr, sahabenin büyüklerinden, Ensar'ın büyüklerinden, İmam Bukhari naklediyor. Bir gece Bakara suresini okurken bağlı olan evin bir kenarında atı şaha kalkıyor. Tabi Usayd ibn-i Hudayr onun bu böyle hareketlenmesinden ürküyor ve duruyor. O durunca at da duruyor. Sonra tekrardan Bakara'yı okuyor. Tekrar aynı manzara. En son tekrar aynısını yapınca tekrar şeyi bırakıyor, okumayı bırakıyor. Sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, dün gece böyle böyle bir hadise oldu. Peygamberimiz diyor, okusaydın keşke, devam etseydin. Ey Allah'ın Resulü diyor, Yahya, yani Usayd'in oğlu, evin bir kenarında uyuyordu. Ben korktum ki at onu ayaklarıyla tepecek, ayaklarıyla çiğneyecek. Ben ondan korktuğum için durdum. Durduktan sonra ben dışarıya çıktım. Baktım ki gökyüzüne doğru bir gölgelik yükseliyor. Ve o gölgeliğin içerisinde de böyle ışıklar, lambalar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onlar meleklerdir. Onlar Bakara suresini dinlemeye geldiler. Senin okuduğun Kur'an'ı dinlemeye geldiler. Ve şayet sen okumaya devam etseydin sabaha kadar insanlar onları göreceklerdi. Yani insanlar uyandıklarında onların senin tilavetini dinlediklerini göreceklerdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine mesela İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Bakara suresi ile ilgili Allah Resulü bir gün sahabelere bir seriyeye göndermek isteyince onlara tek tek soruyor. Sen Kur'an'dan ne biliyorsun? Senin ezberinde ne var? En son sahabenin biri diyor ki, ey Allah Resulü, ben Bakara suresini biliyorum. Bakara'yı biliyor musun gerçekten? Evet, ben Bakara suresini biliyorum deyince İzheb fe ente emiruhum. Git, sen onların emirisin diyor sallallahu aleyhi ve sellem.